evde fırından aldıklarınızı aratmayacak çok lezzetli bir pide tarifiyle geldik. Püf noktaları videoda. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet dostlar, mükemmel tarifimize geçmeden önce önemli bir hatırlatma. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Çok beklemeden tarifimize geçelim dostlar. Öncelikle malzemelerimi hazırlıyorum. 5 bardak unumu bir kaba aldım. Tuz, şeker, maya, hepsinden birer tatlı kaşığı var. Hamuru yoğurmak için ılık su kullanacağım. Elektrik faturaları bu kadar artmışken suyu kettle'da değil sobada ısıtıyoruz tabii ki. Bu ölçü için 1 bardak ılık suya ihtiyacım olacak. İlk olarak unuma şeker ekliyorum. Elimle şöyle bir karıştırıyorum ve yoğurma teknemi alıyorum. Unumun ortasını açıp ılık suyu yavaş yavaş veriyorum. Tabii bu arada unutmadan 3'te 1 bardak ılık suya mayamla birlikte 1 çimdik şeker ekleyip şöyle bir karıştırıyorum ve mayamın aktif olmasını bekliyorum. Birkaç aşamada hamurumuzu uzun uzun yoğuracağız. Püf noktaları birazdan geliyor. Sadece şeker ve su eklediğimiz unumuzu 5 dakika yoğuruyoruz. Tezgahıma biraz un alıp yoğurmaya devam ediyorum. İlk püf nokta, hamuru şöyle bir yayıp tuzumu ekliyorum ve 5 dakika daha iyice yoğuruyorum. Burada glutenin suyla etkileşime girdikten sonra uzun süre yoğurulması bana istediğim elastik yapıda hamuru verecek. Ustalar gibi hamurumu tezgahda vurmayayım mı? Ve şimdi en önemli püf noktası geliyor. Yine hamurumu şöyle bir açıp mayamı ekliyorum. Dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Burada korkmayın, siz yoğurdukça hamur toparlayacak. Ortalama 5 dakika bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Ve gördüğünüz gibi hamur tam istediğim kıvama geldi. İki defa daha mermere vurup bir top haline getirip saklama kabına alıyorum. Üstünü bir bezle örtüp 20 dakika mayalanması için kenara alıyorum. Mayalanan hamuru alıp tezgaha bir tutam un atıp tekrar 2 dakika havasını alarak yoğuruyorum. Sıkı bir beze yapıp bir kaba alıyorum ve üstünü örtüp 1 saat tepside mayalanması için kenara bırakıyorum. Bir yumurta sarısına bir tatlı kaşığı yoğurt ekleyip karıştırıyorum. Üzeri için susam ve çörek otu kullanacağım. Yanda gördüğünüz de mısır unu. Mısır unumu tezgaha döküp elimle yayıyorum. Hamurun tepsiye yapışmaması için önemli. Bu da ayrıca bir püf noktası. Artık tamamen mayalanmış olan hamurumu tezgaha alıp elimle biraz bastırıyorum. Ve üstüne yumurta yoğurt karışımını sürüp elimle dağıtıyorum. Kolay şekil vermek için parmaklarımı suya batırıyorum. Pideyi bildiğiniz o şekle veriyorum. Ve burada yine bir ustalık denemesi var. Pideyi ellerimin üstüne alıp biraz genişletiyorum ve pişireceğim tepsiye alıyorum. Gördüğünüz gibi pişirme kağıdı yok. Mısır unu yapışmasını önleyecek. Sonrasında üstüne çörek otu ve susamı ekliyorum. Pişirmek için sobaya alıyorum. Dilerseniz fırınınızda 220 derecede 15 dakika kontrollü pişirmede yapabilirsiniz. Pidem çok güzel gözüküyor. Bu arada biz bu pideyi sahur için yaptık. Çayımızı da sobanın üstünde demlenmeye bırakıyorum. Evet, pidemiz artık pişti. Sobadan alıyorum. Misler gibi de kokuyor. Elimle biraz su serpip üstünü bir bezle örtüp kurumaması için biraz bekletiyorum. Afiyet olsun. Vallahi dostlar, kendimiz yaptık diye demiyorum. Değil mi? Biz bayağı bir oynadık böyle çekerken. Şöyle göstereyim. Yani böyle sünger gibi. Değil mi? Yumuşacık. Yumuşacık. Dışı da kıtır kıtır. Böyle çok güzel bir pide oldu. Tabii şimdi sahurumuzu kendi yaptığımız pideyle yapacağız. Bir şöyle, değil mi, tadına da bakalım.
Şöyle ayırdığımız zaman normal pide gibi de ayrılıyor. Sanki böyle marketten aldığımız, değil mi? Evet. Bir pide gibi oldu. Pofidik pofidik oldu. Çok ince olmadı. Daha ince de açılabilir tabii ki. Ama çok güzel oldu. Evet, doyurucu gibi duruyor, değil mi? Bak, mayayı sonradan koymanın önemi işte bak. Hamuru güzel yoğurmanın. O pidedeki ekmek daha yumuşak oluyor biliyorsun. Evet. Bak pide böyle biraz daha, değil mi? Mis gibi bak, tam pide olmuş yani. Evet, evet, çok zorlu. Hani gerçekten hiç abartmıyorum şu anda. Tam bildiğiniz böyle güzel bir fırının pidesi gibi olmuş. Tarifimizi aynen uygulayabilirsiniz dostlar. Bambalı. Şöyle. Genelde çok adetli böyle pide yapmak için tarifler var İnternette. Bu ölçü tam oldu. Tam değil mi? Tam çok güzel bir ölçü. Yani bir pide için. Çünkü bizim gibi iki kişi olabilirsiniz. Çok kalabalık bir durum için yapmıyor olabilirsiniz. O yüzden tek bir tanelik ölçüde denemiş olduk. Bir taraftan da yiyoruz hızlı hızlı. Evet, sonra. Çok az kaldı çünkü. Değil mi? Bir 15-20 dakika sonra bitecek bizim de artık yemek yeme vaktimiz. Bir an önce yemeğimizi yiyip bu sahur kısmını bitirmemiz gerekiyor. Ama çok başarılı. Evet, çok bak çok başarılı. Ben beğendim valla. Ben de hani yaptığını beğendin mi diye soruyoruz. Beğendim. Ha, şimdi altını da göstereyim. Evet, evet. Hani ortası. Annem. Valla. Güzel. Ne diyeyim? Şimdi biz bunu daha bir tereyağı mereye, değil mi? İyice bir çeşitlendiririz. Hazır sıcakken. Bir şey söyleyeyim mi? Bayılacağım sıcaktan. Hayır, biraz fazla sıcak. Ya şimdi sobada pişirmek için sobayı harladık tabii. Evet. Sobayı harlayınca da burası biraz çünkü, cehennem azabına doğru geçiş yaptı. Yani yüksek ısıda pişmesi gerektiği için kısa sürede pişiyor pide ama yüksek ısı gerekiyor. O yüzden bayağı bir harladık sobayı. Evet dostlar, İstanbul'dan Kaçış Kanalı'ndan da mübarek Ramazan ayı hepimizin evine huzur, bolluk, bereket getirsin inşallah. Ülkemiz için de hayırlara vesile olsun diyelim. Evet. Tuttuğumuz oruçlar, ibadetlerimiz de kabul olsun. Filizre Deniz kanalından bunu söylemiştik ama evet. Bu kanaldan da ilk kez söylemiş olalım. Söylemeden geçmeyelim. Bu arada iki kanalımıza da abone olup bildirim zillerini açarsanız çok seviniriz. Evet dostlar, diğer sosyal medya hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Hepsi açıklamada olacak. Diğer videolarda görüşene kadar hoşça kalın. Hoşça kalın. Neden boya yaptın yüzünü? Mia, niye boyadın kızım yüzünü? Ama banyo yapmak istiyorum. Ama banyo yapmak istiyorsan söyleyebilirsin kızım. Yüzünü çizmene gerek yok ki. Bir dön bakayım, bana bak.